Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ayarları göstereceğim. YouTube'da yapmamız gereken ayarlar. Şimdi izleme geçmişimizi temizlemek, arama geçmişimizi temizlemek için bazı ayarlar yapmamız gerekiyor. Ancak eğer izleme geçmişini ayarlarsak, bu sefer o kırmızı çubuklar gözükmez ama izleme geçmişini de kaydetmemiş olur. Şöyle kanalımıza geldiğimizde bu ayarları yapacağız. Şuradan ayarlara basıyoruz. Geçmiş ve gizlilik ayarlarından izleme geçmişi duraklat. Yazan yere bastığımızda izleme geçmişini duraklatır ve izlediğimiz hiçbiri görünmemiş olur. Arama geçmişini duraklat. Aradığımız kelimeler tekrar bizim önümüze gelmemiş oluyor. Daha fazla şeyleri de yine de buradan ayarlayabiliyoruz. Arama geçmişini temizle diyor. Ben şimdi arama geçmişini temizlemeden şu ayarı göstereceğim. Geçmişten bakarak ne kadar izlemelerde görünen kısımları görmüş olacağız. Şimdi aynı şekilde geçmişten tüm etkinlikleri yöneten bakıyoruz. Şimdi eğer teker teker silmek istersek buradan bakıyoruz. Daha önce videolar hepsi burada gözüküyor. Daha önce duraklatmamıştım ben. Gördüğünüz gibi böyle hepsi duruyor. Eğer silmezsem, temizlemezsem tekrar aynı videoyu izlemiş olduğum gözüküyor. Zaten kendi videolarımı diğer Meki Koyacı ve Hanimeller'de izlemiş oluyorum. Şimdi ben bunu şuradan arama geçmişini temizle yapıyorum. Arama geçmişini temizle yaptığım zaman oradaki liste tamamen gitmiş oluyor. Bunları böyle kapalı konumda tutsak bile arama izleme geçmişini duraklat yapmasak bile böyle gelip buradan temizlememizi yaptığımız zaman şöyle arama geçmişi temizlenmiş oluyor. Ama bunlarla uğraşmamak için şurayı açık tutmamız gerekiyor. Yani arama geçmişini duraklat olanı aktif hale getirmemiz gerekiyor ki duraklatsın. Şimdi bakacağız. Şöyle deminki listede hiçbiri kalmamış oluyor. Sildiğim için kalmıyor. Yenisini de kaydetmeyecek. Bu arama geçmişi temizlediğim için bu onaylamadım. Burada kalmış oldu. Evet. Şuradan sil. Bugünü sil. Özel tarihi arıklarda tüm zamanları sil. Tüm zamanları sil yapıyoruz. Evet, sil diyoruz. Bu teker teker silmeyi anlatmış oluyor. Şöyle tertemiz oldu. Etkinlik yok. Bütün etkinlikler silinmiş oldu. Buradan da arama geçmişi temizde olduğu için izleme geçmişini temizlememiştim. Buradan basarak izleme geçmişini de siliyoruz. Toplu halde silinmiş oluyor. Oraya geçtikten sonra sildim. Bu duraklatmış oldum. Şimdi gidip bir videoyu izleyeyim. Şöyle videoyu izliyorum. Ve bu izlendiği zamanda da çubuk oluşmamış oluyor. Hani birilerine izlediğini anlatmak için ispatlamak zorunda kalırsanız şu kırmızı çubuk tekrar izlenen yerde görünmemiş olacak. Şu an ilerlerken gözüküyor ama daha sonra izlendiğine dair şöyle bak gördüğünüz gibi. Ve buradan baktığımızda yine görünmemiş olacak. Orada listede çıkmamış olacak. Şu yönete bak. Ama ben kayıt olmadı. O yüzden kaydedecek. Orası aktif hale gelmedi.
Bak izlediğim. İki taneye basmış oldum. Şimdi tekrar burayı izleme geçmişini sil yapıyoruz. Ve tekrar etkinliklere bakıyoruz. Listede kalmamış oluyor. Şunlarda duraklat yapıyoruz. Burada tekrar aynı şekilde niye duraklatılmamış oldu? Ben daha önce yapmıştım. Evet, şu an duraklatılmış halde. Aynı ayarda devam ettiği için şunu izliyorum ve bunu izlediğim zaman mesela şöyle biraz bu da hanemeller kanalı gördüğünüz gibi bu yavaş ilerliyor. Daha kısa bir videoda göstereyim diyeceğim. Bu da uzun. İki tane izlemiş oldum. Şöyle. Başkalarınınki böyle kısa izlemeleri için açmamam gerekiyor. Açınca videoyu tam izlemek gerekiyor. Bak, üç tane videoyu izledim. Şimdi izleme geçmişi duraklatıldığı için gizlilik ve şimdi burada etkinliğe bakacağız. Ve burada hiç izlenmiş olarak gözükmemesi gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi duraklatıldığı için hiç izlenmiş olarak gözükmüyor. Bu temizlenmiş oluyor haliyle. Geçmiş böyle kalıyor. Sürekli temiz, yani geçmişi temizleyelim dediğimiz olay yapılmamış oluyor. Bir de şöyle var. Yine cep verim dolu her videoda aynı şeyleri bu biraz daha kesip biçmeyeceğim için bu da videonun içinde kalacak. Verim dolu olduğu için uyarı veriyor. Bir de şöyle ayarlardan, uygulamalardan ön belleğe temizleme var. Şimdi uygulama basıyoruz uygulamalarda ve oradaki kendi temizlemek istediğimiz uygulamaya geliyoruz. YouTube en aşağıda şurada YouTube'a basıyoruz. YouTube'u depolama alanına bakıyoruz. Hepsini silerse bütün şifreler hepsi siliniyor. Ama ön belleğe temizle dediğimizde izlemeler hepsi onlar hem temizlemiş oluyor hem hafıza problemini de kaldırmış oluyor. Biraz temiz yer açılmış oluyor. Bir de o temizleme var telefonlarda. Umarım faydalı olmuştur. Yine az kısa video yapacağım diyorum. Uzuyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Başarılar dilerim. Bunu YouTube için uğraşanlara, YouTube içerik üretenler için çekiyorum. Umarım faydası olacaktır. Hoşça kalın.